Arkadaşlar merhabalar, Farkı gösterimiz başlıyor, fark gösterimiz devam ediyor. Bu üçüncü videomuz. Önce yöntemleri bitireceğiz, sonra program geliştirmeye. Sona yaklaştık, sona yaklaşırken iki tane hatırlatmam, iki bilgiyle başlıyorum. Ee, öncelikli olarak Oscar denememiz var arkadaşlar, eğitim bilimleri çok yoğun bir talebiniz var, herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Video çözümlüdür, tane tane soruların çözümlerini görürsünüz kalitelidir. Emin olun sınavı aratmayacaksa ya da sınavdan sonra ben bu soruları sanki çözmüştüm diyeceksiniz Allah'ın izniyle. Herkese ilgi alaka gösteren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar genel durum hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. PSD'den o kadar çok arkadaşımız var ki malum gelişmeler üzerine hocam işte alım olacak, şu olacak, bu olacak evet bunları bunlar bizi de etkiliyor. Ben de duyduğumda ben de etkileniyorum. Ama arkadaşlar yani gelecek sene için konuşuyoruz. Oraya gelecek sene, oraya epey var. Dolayısıyla ülkemiz için bir yıl çok uzunca bir zaman dilimi çok karamsar olmayın. Bence yani KPSS'nin, Belki de en dip seviyesi burası. Buradan daha aşağısı bilmiyorum. Büyükte konuşmak istemem ama bundan daha aşağısı da olacağını düşünmüyorum. Ben hep inandığım, hep e, inandığım şeyleri söylüyorum. Biz bize düşeni yapalım. Buraya kadar getirdiğiniz bu yolculuğu e, lütfen bitirin. Lütfen sonra pişman olacaksınız. E, gerçekten Allah rızası için şurayı bitirin. Çünkü bu kadar ayların, yılların emeği var. Benim moralim bozuldu. Şöyle oldu, bitti. Keşke hayat, e, hocam moralin bozuldu, dur biraz toparla, hadi devam et, gel dese sana. Maalesef hayat öyle değil, ülke öyle değil, dünya öyle değil. Dolayısıyla senin mücadele etmen lazım. Mücadele etmeden e, bu işi başarma şansın yok. Buraya kadar kendin geldin. Bundan sonrasında kendin başarabilirsin. Gerçekten başarabilirsin. Bu bir eleme sınavı. Bilgiden eliyor, dikkatten eliyor, stresten eliyor, süreci yönetmeyle eliyor. Şu an psikoloji kısmıyla da eyleme var. Sınav hazırlananların yarısı bırakmış durumda ya da yarısı yarıya yakını. E sen dayanıklı olursan, sen inanırsan, sen mücadeleni terinin son damlasına kadar gösterirsen e, niye olmasın, neden olmasın? Ya da en kötüsünü söylüyorum olmadı. Ya ben bana düşen her şeyi yaptım. Lanet olsun her şey lanet olsun ama sana düşeni yapmadıktan sonra ee, lanet okumanın da çok bir anlamı yok. Buna inanarak söylüyorum. Yanlış anlamayın beni. Ee, bir emeği yani çok ortada yoğun bir emek var. Şimdi biz de emek emek veriyoruz değil mi? Ben ne yapıyorum? Kısa video çekiyorum. Uzun video. Şöyle yapayım, böyle yapayım. E, hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Farkı gör videom var zaten. Yani var yani. O izleniyor da. Ama diyorum ki yeni bir şey olsun da hadi arkadaşlar bu işe böyle tutulsun. Ha Metin Hoca video yükledi. Bakayım iki tane öğreniyorum, yapabiliyorum. Hadi bu işe e, asılayım diyebilirsiniz. E bence bence az bir süre kaldı ve bıraktığımızda ne yapacağız? Şu anda şu, şu aşamada ne yapabiliriz? O yüzden bırakmayalım. Mücadelemizi sürdürelim. Pişman olmazsınız. Gerçekten olmazsınız. En azından mücadele ettim. Bana düşen her şeyi yaptım diyebilirsiniz. O vicdani rahatlığınız huzurunuz olabilir. E, hepinize teşekkür ediyorum. Farkı göre devam edelim, başlayalım. Arkadaşlar ilk farkı görümüz. Bu seride 1 2'yi çektik. Şimdi yöntemlerde karışan yerler. Aslında projeyle problem çözme hem yaklaşım hem yöntem olarak alınıyor. Ben yöntemde ayrımlarını yapıyorum. Farkı görde şöyle diyeceğiz. İkisinde de bilimsel araştırma süreci var. İkisinde pro ikisinde de problem çözme basamakları var. Eğer soruda bilimsel araştırma süreci diyorsa son yıllarda dedi bunları söylüyoruz bunlar çıkıyor. Problem çözme basamakları diyorsa akla iki tane artı bir tane daha şey gelir. O da araştırma inceleme gelir arkadaşlar. Araştırma inceleme stratejisi. Şimdi araştırma inceleme bir strateji onun içerisinde biz ne yapıyoruz? Proje ve problem çözmeyi proje ve problem çözmeyi işliyoruz, görüyoruz. Yani strateji olarak araştırma inceleme, yöntem yaklaşım olarak proje ya da problem çözme. Eğer eğer bu ikisinin ya da bu üçünün ayrımını yapacaksak şöyle bir şey diyecek bize. Eğer bilimsel araştırma sürecinden bahsediyorsa üç seçeneğim var. Problem, proje, araştırma, inceleme. Bunu diyorsa eğer ürün demiyorsa, sunma demiyorsa cevap ne olur? Problem ya da araştırma inceleme. Aslında araştırma da ikisi de var ama sınav formatından gidiyorum. Problem çözümü olur. Eğer ürün diyorsa, sunma diyorsa o zaman cevap ne olacak? Proje. Yani problem çözme, çözülmesi gereken bir problemle başlar. Bilimsel araştırma sürecine, problem çözme basamaklarına göre onu çözeriz. Burada önemli bir şey söyleyeceğim. O aşamaları bileceğiz arkadaşlar. Problemi hissetme, tanımlama, geçen yıl geldi. Bilgi hipotez, bilgi hipotez çözme ve raporlaştırma. Yeteri derecede bilgin varsa şu aşamayı pas geçebilirsin. Problemi biliyorsan pas geçebilirsin ama normalde problemi hissetme, tanımlama, bilgi hipotez, bilgi hipotez çözme, raporlaştırma. Proje bunun ikiz kardeşi, aynıları var. Ya ürün diyecek ya sunma. Bir tane diyorsa ürün diyorsa cevap proje, sunma diyorsa cevap proje. Şimdi geri geliyorum. Arkadaşlar dedim ya bilimsel araştırma süreci diyorsa, problem çözme basamakları diyorsa cevap bunlar. Ama bazen soruda bunu demeyecek sana. Şöyle diyecek. Öğretmen öğrencilere bir konu verir. Öğrenciler grup olarak ya da bireysel onu araştırırlar. Sınıf içi, sınıf dışında bir çalışma yaparlar. Veri toplarlar, verileri analiz ederler geçici çözüm yollarını kurarlar. Ya baktığımız zaman neden bahsediyor bize? Problem çözme basamaklarından cevap ya problem ya proje ya araştırma inceleme. Tamam seçeneklerde ürün ve sunma soru da varsa cevap proje ürün ya da sunma yoksa cevap ya problem ya araştırma inceleme İkisi bir arada olmaz. Geçtim ikinci farkı görümüz problemli örnek olay Hocam problemle araştırma inceleme ikiz kardeş dedi. Özür dilerim. Problemle proje ikiz kardeş dediniz. Doğru mu? Doğru. Projede ürün ve sunma var. Ama bu ikisi de karışıyor. Problemde çözülmesi gereken bir problemi bilimsel araştırma sürecine göre çözerken örnek olayda çözülmesi gereken bir problemi nasıl çözüyoruz? Tartışarak çözüyoruz. Aradaki farkı görelim. Dedik ya problemde bilimsel araştırma süreci var. Şura var. Projede ürün ya da sunma var. Alın bakın örnek olay. İkisinde de bir olay ya da bir problemi çözeriz. Problem çözmede bilimsel araştırma sürecini, problem çözme basamaklarını kullanırız. Örnek olayda tartışma yaparız. O olaya, o probleme yönelik tartışırız. Problem çözme uzun solukludur. Günler, haftalar aylar sürer. Örnek olay dersin içerisinde 40 dakikada yapılan, 40 dakikada çözümüne ulaştığımız bir olaydır, bir problemdir. Bir trafik kazası görüntüsünü getirip onu orada tartışıp bu kaza olmaması için, kazalar olmaması için ya da trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır dersek tartışıp bunu çözmeye çalışırsak örnek olay Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalı? Trafik kazaları nasıl azaltılır? İki ay süremiz var. Araştırıyoruz, veri topluyoruz. Kazalar en çok neden oluyor? Kimin hatası var? Yayacı, yayadan, sürücüden, şey, sürücüden, araçtan, yoldan vesaire hava koşullarından işte önlemek için şunlar, şunlar, şunlar yapılmalıdır. Böyle kapsamlı bir şey ortaya koyuyorsak bu olur sana problem çözme. Problem çözme uzun vadeli, örnek olay kısa dersin içerisinde olur unutmayın. Bir uyarı 2019'un bir sorusu var. Barajların doluluk oranı diye. Soruyu ÖSYM problem çözme almış. Benim cevabım örnek olay. Yani ben örnek olay diyorum. Hatta sonuna bir cümle ekleyelim. Desek ki son cümlesinde öğrencilere çalışmaları için 2 hafta, 3 hafta süre verir. O zaman problem çözme diyebiliriz. Ama var olan soruyu eminim ki çözdünüz barajların doluluk oranı vesaire bence sorunun cevabı örnek olay. Ben olsam 10 defa girsem 10 defa örnek olay yaparım. Hep inandığım şeyleri söylüyorum. Bence o soru sıkıntılı soru kenarda dursun diyorum. Devam ediyorum. Farkı görelim. Tartışma çeşitleri hemen her sene soru geliyor. Açık oturum, panel, forum. Arkadaşlar açık oturumda güncel konularda yapılır. Güncel konu neyse o olur. Maalesef İsrail'in yaptığı işte katliam, vahşet, insanlık dışı, işte şu an yaşadığımız şeyler, güncel bir olay, bunu tartışıyoruz. Bunun üzerine tartışıyorsak, eşit süreler varsa, kurallıysa, formalse, moderatörün yönetimi çok önemliyse, buna açık oturum diyoruz. Açık oturumda açık otururuz, resmi, kurallı, formal. 9 dakika, 9 dakika, 9 dakika, 9 dakika. Artı bir, artı bir, artı bir, artı bir meclis açık oturumlarını hatırlayın. Her şey eşittir, kurallıdır ve güncel konularda olur. Geçtim. Panel bir konunun farklı bir yönünü anlatırız. Türk sporunun geleceği futbol, voleybol, basketbol, atıyorum güreş. Her bir konuşmacı farklı bir yönü anlatır. Dinleyicileri bilgilendirir, dinleyici sonda soru sorar. Konunun farklı yönü dinleyiciyi bilgilendirme, dinleyici sonda soru soruyor. Peki, peki hocam. Forumun farkı ne? Forumda moderatör, konuşmacı ya da konuşmacılar. Babala TV var ya ona benzetebilirsiniz. Genç bakışa benzetebilirsiniz. Yoğun bir etkileşim var. Tartışarak sonuca varmak için yapılır. Kim tartışır? Salondaki herkes. Dinleyicinin her aşamada sürece katıldığı soruları, görüşleri, örneklerin ortaya koyduğu tartışma çeşidi forumdur. Açık oturumda dedik ki Güncellik önemli, kurallıdır. Başkan ne derse olur, eşit süreler vardır. Panelde samimi bir ortam. Her bir konuşmacı bir konunun farklı bir yönünü anlatır. Dinleyici sonda soru sorar. Sadece sonda soru sorar. Ama forumda tartışarak bir sonuca varmak için yapılır. Dinleyici her aşamada sorularıyla, örnekleriyle açıklamalarıyla sürece dahil olur. Dinleyicinin en aktif olduğu tartışma çeşidi forumdur. Geçiyorum farkı gör. Paneli ikiye ayırdık. Paneli ikiye ayırdık. Eğer sınıfı ikiye bölüp yarısı soru sorsun, yarısı cevap versin diyorsak zıt panel. Zıt panel daha çok işlenen konuları tekrar edip pekiştirmek için yapılır. Ama masaları ikiye ayırıp Öğrenci grubu uzman grup diyorsak, öğrenci grubu işte bilgi veriyorsa ya da bazen uzman grupta olur ama genellikle öğrenci grubu bilgi veriyorsa, sonunda e, sorular soruyorsak, uzmanlar yanlış, eksik hata olduğunda ya da soru sorulduğunda devreye giriyorsa birazcık daha kenarda duran akil grup yani emniyet grubu ise buna kollegium diyeceğiz. Arkadaşlar paneli ikiye ayırdık. Eğer sınıfı ikiye ayırıp soru cevap yaptırıyorsak, bura sorup bura cevap veriyorsa buna zıt panel diyoruz. Zıt panel eğer sınıf kalabalıksa ayrı ayrı da ayrılır. Bir daha bölünür, bir daha bölünür kalabalık sınıflarda. Yani bir grup soruyor, diğeri cevap veriyorsa, ora sorup bura cevap veriyorsa zıt panel. Ama uzman grup öğrenci grubu diyorsa kollegium. Burada uzman grup öğretmen de olabilir, bilen öğrenci de olabilir. Unutmayın öyle ufak tefek detaylara takılmayın. Panelle forumun farkı dedik ki panelde dinleyici daha pasif sadece sonda soru sorar. Bilgi vermek için yapılır. Forumda tartışarak bir sonuca varmak için yapılır. Dinleyici aktiftir. Dinleyici her aşamada soru, örnek, açıklamalarla katılır. Ama panelde sadece sonda soru sorar arkadaşlar. 6 kişi 6 dakika. Ya vızıltı ya Philips 66 vızıltı ya da fısıltı gruplarıyla Philips 66. Vızıltı grupları herhangi bir etkinlikten sonra öğrenci görüşlerini kısa sürede almak için yapılır. Vızıltıda başkan ve sekreter yoktur. Başkan, sekreter yoktur. Sinemaya gittik, geziye gittik, bir etkinliğe katıldık, yerli malı haftasına gittik, şampiyonluk maçına gittik. Öğrencilerin görüşlerini kısa sürede almak için vızıltı 66. 6 kişi 6 dakika. Vızıltı 44. 4 kişi 4 dakika. Philips 66 ise başka bir versiyonu yok. Problem çözmek için yapılır. Türkiye'de saha olayları, sporda şiddet. Bununla alakalı çözüm üreteceğiz. 6 kişi 6 dakika. Başkan var, sekreter var. Bak PP Problem çözmek için yapılır Philips 66. Philips 66'nın başka bir versiyonu yok. Problem çözmek için yapılır. Başkan var, sekreter var. Mızıltıda farklı versiyonları var. Başkan yok, sekreter yok. Kısa sürede görüş almak için yapılır. Bunlar çok ayrıcı ifadeler. Sınav sorularında da emin olun. Yıllardır böyle diyorum. Sınav sorularında da benzerleri zaten çıkıyor. Bunlara dikkat edin. Sıkıntı yaşamazsınız. Bir etkinliğe gittik. iki tane masa gördük. Bir salona gittik. Salonda iki tane masa karşıda duruyor. Biz nereye gelmiş olabiliriz? Eğer o iki masa, o iki masa tez antitezse teknoloji faydalı, teknoloji zararlı. O zaman biz neye gittik? Münazaraya gittik. Eğer o masanın birine uzman, uzmanlar diğerine öğrenci yazıyorsa biz kollegiuma gittik. Peki Sonuncusu galiba konferansta seminer. Arkadaşlar konferansta bir kişi uzman bir kişi bilgi verir, bilgi aktarır. Sonunda soru cevap yapılır. Seminerde uzman bir kişi ya da kişiler bilgi aktarırlar. Hocam ikisi de aynı şey gibi mi? Çok yakın. Konferansta kesinlikle bir kişi, seminer bir kişi ya da bir grup. Tamam. Aradaki en temel fark konferanstaki bilgi aktarımı bilimsellik var. Gelişi güzel değil, bilimsellik. Bilimsellik var. Konferansta bilimsel içerikte bilgi aktarırız. Bakınız İlber Ortaylı, Profesör Doktor İlber Ortaylı geldi bize Türklerin işte tarihteki yolculuğu, dünya tarihine etkisi, damgası vesaire bunu tartışıyoruz. Bunu, bil, bunu Bunun hakkında bilgi alıyoruz. Bilgiyi veren kim? Profesör Doktor İlber Ortaylı. Konferans. Ama metin öğretmenin, işte atıyorum bir tarih öğretmenin, Atilla öğretmenin, Onur öğretmenin, Ayşe Fatma öğretmenin bilgi vermesi nedir? Seminerdir. Ben şöyle de bir örnek veriyorum. Diyorum ki ya arkadaşlar işte... Mesela sınava hazırlanıyoruz ya, stres gerilimimiz fa biraz fazla. Ya ben az çok araştırıyorum öğretmenim ama mesela papatya çayı sinirleri sakinleştiriyor, yatıştırıyor. Sarı kantaron iyidir Sinirleri iyidir yara vereniz olduğunda sarı kantaron gerçekten cild içinde yara içinde iyidir. Size bu şekilde bilgi veriyorsam bu bir seminer ama ama şöyle bir kişi size bilgi veriyorsa. Hasancığım, Hasancığım maydanoz, maydanoz bir tutam maydanoz böyle böyle saplarıyla kırıp blenderın içine atacağız. İçerisine içerisine taze sıkılmış iki yemek kaşığı limon, bir diş sarımsak atalım. Onu blenderlayalım. Üzerine bir bardak su koyduğumuzda bunu günde Günde 3 defa içelim. üç gün boyunca yapalım. 3 haftada bir tekrarlayalım. İnanın size ne damar sertliğiniz, ne yüksek tansiyonunuz, ne de karaciğerde yağlanma hiçbir şey kalmaz. Emin olun bana dua edersiniz. Böyle diyorsak ya da buna yakın bir şey diyorsak hakkını helal etsin. İbrahim Saraçoğlu diyorsak diyorsa bunu adam her şeyle söylüyor. Irritable bowel sendromu diyor. Huzursuz bağırsak sendromu diyor. Bunun işte şunla şu olursa şöyle olur böyle olur. Adam her şeyini bilimsel ortaya koyuyor. İşte şu kadar kaynamalı diyor. Beş dakika sonra onun işte şusu şöyle olur. Beş dakikadan fazla kaynamamalı. Buraya dikkat edin diyor. Sen ben atıyoruz yarım saat kaynatıyoruz. İşte benim verdiğim bilgi seminer ama Profesör doktor ya da hocamız diyelim. İbrahim Saraçoğlu'nun verdiği bilgi konferans olur. Bu ayrıma da dikkat edin. Bir kişi, birkaç bir kişi ya da bir grup konferansta bilimsel içeriğe dikkat edelim. Burada bitiriyorum seriyi. Son bir şey söyleyeyim, öyle bitireyim. E, muhtemelen bu kanalda duracak ama arkadaşlar sınav öncesinde Temmuz 1 ÖYT tekrarı, Temmuz 2 program geliştirme tekrarı. Temmuz 3 ÖYT'de sorular üzerinden tekrar süper bir tekrar. Temmuz 4 program sınıf materyali sorular üzerinden süper bir tekrar yapacağız. Bunlar neodinamikte olacak. Katılmak isteyenler ilk 30 36 35 36 soruyu rüzgar gibi geçmek isteyenler bu kamplara gelebilir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu seriye devam edeceğiz. ÖYT'yi bitireceğiz. Sonra program geliştirme için bunu yapacağız. Asla pes etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.